Vay be. Ben Cansu kızıma teşekkür ediyorum. Konuşmasının her bir kelimesi çok önemliydi ama bir önemli cümle vardı. 27 yaşında ailesine yük olmamak için yarı zamanlı bulduğu işlerde çalışan üniversite mezunu bir öğretmen. Mübarek Ramazan ayında belediyelerde bankamatik memuru olanlar, damatlar, kızlar, gelinler, kayınçolar, sarayda 5 maaş yan gelip yattığı halde 5 maaş alanlar, çoluğunu çocuğunu bedava işlere, devlet işlerine yerleştirenler, Cansu'nun ve Cansu benzeri bütün gençlerimizin hakları üstünüzdedir. Aldıkları her kuruş para haram olsun, zıkkım olsun. Günahtır be, günahtır. 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 Aç gezerken insanlar, umutsuz gezerken gençler, bankamatik memurlarının o paraları alma hakları yoktur. Günahtır. Ve bunun vebalini Cenab-ı Hak elbette hepimizin gözünün önünde ortaya koyacaktır. Öyle bir şey olabilir mi? Kızım, ben ülkeyi bu hale getirenler adına senden ve senin gibilerden özür diliyorum. Öğretmenim ben. Öğretmenim. Bursa Öğretmen Okulu'nu niye tercih ettim? Niçin sınavına girdim biliyor musunuz? Babam İzmit Devlet Hastanesi'nin sorumlu hayvanıydı. Öğretmenlerle çok yakın ilişkisi vardı. Ortaokul mezunu bir memurdu. Ben de ilkokulu köyde bitirmiştim. 2 sınıf bir arada, 3 sınıf bir arada. İzmit'in en iyi ortaokuluna yazdırdı beni. Bir sınıfa koydu müdür, babamı seven bir arkadaş olduğu için bir sınıfa koydu. İzmit'in en üst seviyede geliri olan, sosyal çevresi olan genel müdürlerin, eşrafının, çocuklarının bulunduğu bir sınıftı. En arkada otururdum ve Türkçe dersinde Türkçe öğretmenimiz cümle kurdurdu. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Rumelilerin aksanı vardır. O köyde büyüdüğüm için çok ağır bir aksanım vardı. Sinirlendiğim zaman, üzüldüğüm zaman gene aynı şekilde çıkar. Terlik diyeceğime telik dedim. Bütün sınıf güldü bana. Bir hafta merhaba diyen olmadı telik dediğim için. O zaman köyde oturuyoruz. Ve o gün gülen arkadaşlarımın huzurunda ilkokul öğretmeni olmaya karar verdim. Öğrencilerime, öğrencilerin gülmesini engellemek için. Mezun oldum, hemen tayinim çıktı. Şimdi senden onun için özür diliyorum. Sonra ilkokul öğretmenliğiyle yetinmedim. Üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandım. Mezun oldum Haziran'da, 79 Haziran'da, Eylül'de işe başladım, tayinim çıktı. Sonra 81 yılında üniversitede asistanlık sınavına girdim. Yani arkasında dayısı, bildiği, tanıdığı vesaire olmayan bir kişiden bahsediyorum. O sınav sisteminin düzeninden bahsediyorum. Çalışkan, kafası yeten, kararlı, bir yere odaklanmış, gençlerin önüne fırsat koyan, fırsat adaleti, fırsat eşitliği koyan bir devlet anlayışından bahsediyorum. Ve hemen tayinim çıktı. Sonra asistanlık sınavına girdim. Hiç tanımadığım, Allah mekanını cennet etsin, bir hocamız, Kocaeli
Mühendislik Fakültesi'nde İnkılap Tarihi bölümüne bir mülakat, bir yazılı sınav sonrasında beni aldı. Yani senin yakının kimdir, nesin, kimsin kardeşim demeden o sınavdan da geçtim. Objektif bir sınavdı. Mülakattan da geçtim. Objektif bir mülakattı. Sonra ilerledim. İnkılap Tarihi bölüm başkanlığından önüme bir fırsat çıktı. Politikaya başladım. Bu ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. Ve bugün İyi Parti'nin genel başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Bir kadın olarak sesleniyorum. Bir öğretmen olarak sesleniyorum. Bu fırsatı benim gibilere, bana ve benim gibilere sağlayan, o devleti kuran, emeği olan herkese Allah rahmet eylesin. Onlara şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Senden ve senin gibi arkadaşlarından bu ülkeyi bu duruma getirenler adına özür diliyorum. Lise sınavının birincisine giren çocukların ikincisinde 35 bin kişinin birinci olduğu bir iğrenç sınav sistemini ortaya koyan o ucube zihniyetin adına sizden özür diliyorum. Yazıktır, günahtır. 5 maaş alanları ise Allah'a havale ediyorum. Allah o yedikleri bedava paralar haram olsun, zıkkım olsun. Ve buradan söz veriyorum. İnşallah İyi Parti iktidarında bu zulme son verip sizleri sevgili öğretmenim diye takdim edeceğiz. Önünüzde yerlere kadar eğileceğiz kızım. Aziz milletim, İbn Haldun 650 yıl önce devletlerin çöküş işaretlerini şöyle sıralamış. Yöneticilerin aykırı seslere tahammülü olmaması, baskı ve şiddeti yönetim biçimi olarak görmesi, etrafında toplananları devlet kademelerine getirmesi, yöneticilerin sebepsiz zenginleşmesi, vergileri yükseltmek, keyfi uygulamalar yapmak, ekonomiyi bozmak, halka haksız işler yüklemek ve halkı haksız çalışmaya zorlamak. 650 yıl önceki uyarılara bir bakar mısınız? 650 yıl öncesinden gelen bilgeliğe bakar mısınız? İşaretler tanıdık geliyor değil mi? Hem de ne tanıdık? Sayın Erdoğan ve iktidarı bunlardan kaçınacağına, bunların tamamını eksiksiz bir şekilde uyguluyor. İşte o nedenle artık açık seçik ortadaki bu ucube yönetim sistemi Türkiye'yi de milletimizi de mağdur ediyor. Sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da tehdit ediyor. Genç işsizliği kanayan bir yara olmayı geçti, ülkemizin geleceği için bir tehlike haline aldı. İşte Cansu kardeşimizi dinledik. Cansu öğretmenimi dinledik. Gencecik, idealist bir kızımız. Ama mesleğini yapamıyor. Bizzat TÜİK'in açıkladığı genç işsizlik oranı %26.9. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %44 düzeyinde. Gençlerimizin %27'si ne bir eğitim kurumuna devam ediyor ne de çalışıyor. Son 10 yıl içinde ne okuyan ne de çalışan genç kadınların oranı %32.8'den %41'e yükseldi. Bu düzen böyle gitmez. Bugün gençlerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den gitmek istiyor. Türkiye 2019 yılında genç göçünde rekor kırdı, rekor. Bu arada altını çizmek istiyorum. Gidenler öyle çok büyük beklentilerle gitmiyor. Bazılarıyla görüşüyorum. YouTube kanallarında göç eden gençlerin, çeşitli ülkelere göç eden gençlerin YouTube kanallarındaki videolarını izliyorsunuzdur. Ben dikkatle izliyorum. Her birini izliyorum.